Evet başkanım yayındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili Haber Bingöl takipçilerimiz. Ara ara canlı yayınlar yapıyoruz Bingöl'ümüzde. Kıymetli şahsiyetleri davet ediyoruz. Bugün sağ olsunlar İyi Parti Bingöl İl Başkanımız Sayın Hasan Kızılboğa davetimize icabet etti, bizi kırmadı. Onun için kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Hasan Başkanım biraz sonra arkadaşlar gelecek yavaş yavaş. Hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? İyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Kahraman Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz Öncelikle yerinde. çok şükür, çok şükür iyiyiz. Yoğun bir tempoda geçti bu yılımız. Kongre sürecini atlattık çok şükür. Şimdi de nasip olursa seçim sürecine gireceğiz. Rabbim bizleri utandırmasın. Amin. Sevgili takipçilerimiz kendi bölgesinde bir taziye vardı. Taziyeden alelacele geldi sağ olsun. Allah razı olsun. Taziye bu arada kimindi? Yakınınız mı başkanım? Yakınımız, bizim halamız dediğimiz aile büyüklerimizden rahmetli İstanbul'da vefat etti. 2 gündür taziyesindeyiz. Sağ olsun bizi davet ettiğiniz için ben de taziyeden kalkıp apar topar yayınıza yetişmeye çalıştım. Allah razı olsun. İnşallah izleyicimizi de bu akşam keyif alacağı bir yayın olur diye umut İnşallah. ediyorum. Hasan Başkanım müsaadenizle bizim böyle bir geleneğimiz var. Buralarda zazalar çok olduğu için siz de zazaca biliyorsunuz. Böyle biz zazaca bir hoş geldin Bu diyoruz. arada, kusura bakmayın, yayın başladı mı? Yayın başladı. Tabii yayındayız. Şu anda canlı yayındayız. Yavaş yavaş vatandaşlarımız geliyorlar, takipçilerimiz. Sevgili Haber Bingöl takipçilerimiz, zorlaca söyleyeyim. Şıma Herome, Şıma Ser Sarımarome. İnşallah er misafırma İyi Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa. Başkanım Tıherome, Zalaki Zon. Hermondev, Eyvallah, Şon hoş geldin. Şumacher. Allah razı olsun. Evet sevgili takipçi. Tabii şunu söyleyeyim. Türkiye'nin birçok ilinde sağ olsun arkadaşlarımız bu yayını izleyecekler inşallah. Ondan dolayı herkes Azerice bilmiyor. Tabii ilimizde yaşayan Azerice var, Kürtçe konuşan vatandaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani onun için kusura bakmasın kimse. Sadece Azerice yayın yapmıyoruz. Tabi. Herkesin anladığı ortak bir dilimiz var. Bu dilde yayın yaparsak Tabi. herhalde Tabi. herkes daha rahat anlar diye Sadece düşünüyorum. girişi bu şekilde yaptık başkanım. Evet. Peki arkadaşlar sevgili takipçilerimiz siz de yayınımıza sorularınızla, yorumlarınızla katılabilirsiniz. Biz burada herhangi bir sansür uygulamıyoruz. Herhangi bir saygısızlık olmadığı sürece her türlü sorularınızı biz soracağız. Sayın Başkanımız da en içtenlikle cevap verecektir muhakkak. Sorularınızı bekliyoruz sevgili takipçilerimiz. Bu arada Erkan Tokay gelmiş. Erkan Tokay hoş geldin kardeşim. İyi yayınlar moderatör, İyi Parti İl Başkanı Hasan Başkanı yayına aldığınız için teşekkür ederiz. Tarafsız Bingöl haberine ve Bingöl halkına canı gönülden şükranlarımı sunuyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Erkan Tokay. Sema Günay gelmiş. Erkan Başkan, hayırlı akşamlar diliyorum bu arada. Hayırlı akşamlar. Sema Günay gelmiş. Ankara'dan bizi takip ediyorlar. Ankara'ya da selamlar söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Zerveş Deza hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, cümleten selamlar diyor. Zerveş Deza da yurt dışından bizi takip Evet. ediyor başkanım. Emtalı'dır kendisi. Yunus Kızılboğa gelmiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar dilerim. Hasan başkanıma tazisi için Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Hasan Kızılboğa da Çok teşekkür ederim. başkanım biliyorsun Çöldah başkanı. Evet Tanıyorsunuz. biliyorum. O da hizmetler, Tanıyorum. önemli O hizmetler da bizim yapıyor. yeğen kardeşimiz Yunus Başkan da. Maşallah. Peki. O zaman Hasan Başkanım ilk sorularımıza geçelim. Hasan Kızılboğa kimdir başkanım? Kendinizi tanıtır mısınız? Hasan Kızılboğa çocukluğunu ve gençliğini nerede geçirmiştir? Eğitimini nerede tamamlamıştır? Buyurun başkanım. Hasan Kızılboğa Bingöl Merkez Yenibaşlar Köyü'nde dünyaya gelmiş mütevazi bir ailenin çocuğu. Ben 1971 yılında Bingöl Merkez Yenibaşlar Köyü'nde doğdum. Orada büyüdüm. Babam Sadık Kızılboğa rahmetli 1978 yılında ben daha 8 yaşındayken bir trafik kazası sonucu babamı kaybetti. Küçük yaşta
hayat başladı bizim için. Yani çocukluğumuzu yaşayamadan kendimizi ergenlik çağında bulduk. Babamızın yaşıtlarıyla artık bizi babamızın yerine koydukları için sağ olsunlar. Babamızın hatırına bizi de sevip saydılar. Gençlik yıllarımızı tabii hayat bizim için erken başladı. Yeni böyle diğer arkadaşlarım gibi şanslı değildim. Babasını kaybetmiş evin büyüğü, beş erkek kardeş ve iki kız kardeşin en büyüğü olduğu münasebetiyle bizim için hayat çok erken başlamıştı. Dediğim gibi yaşıtlarım kadar şanslı değildim. Hayata çalışarak başladım. Çok şükür ki mutluyum hayatımda çünkü kardeşlerimi, ailemi kimse muhtaç etmeden bugüne kadar geldik. Bundan sonra da Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Memleketimiz için, ilimiz için faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da muvaffak oluruz diye umut ediyorum. Babanıza bize buradan rahmet diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin Tamam. Hasan abi. Efendimizin mekanları cennet olsun. Baba cümlesi geçince hala 45 yıl geçmesine rağmen hala duygulanırım. Rabbim mekanını cennet etsin. Bana da çok güzel bir miras bıraktı babam. Onun mirasıyla çok şükür bugünlere kadar geldik. Onun bize bıraktığı mirastan dolayı toplumda çok ciddi de bir karşılık görüyoruz. Allah razı olsun. Toplumda karşılığı vardı. Onun karşılığı, biz de o babaya evlat, hayırlı birer evlat olmaya çalışıyoruz. Rabbim bizleri utandırmasın. Amin. Başkanım eğitiminiz köyde okudunuz ilkokulu, sonra ortaokul, İlkokul, lise. ortaokul, ondan sonra da okuma şansım olmadı açık söyleyeyim. Çünkü hayat erken başlamıştı. Çalışmak zorundaydım. Kardeşlerim vardı. Bunların geçimiyle meşgul olmak zorundaydım. Benim için en güzel eğitim buydu. Hayatı okudum. Ve kamuda işe başladım. İl Özel İdaresi'nde 1989'dan bugüne kadar hala çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda kendime ait bir firmam var. Taahhüt işleri de yapıyorum. Bunun yanında da firmamıza ait bir eğitim kurumumuz var. Bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Tabii siyasette aktifte siyaset yapıyoruz. Tabii siyaset bölgemizi bildiğiniz için aileden gelen bir şey. Bize aile büyüklerimiz siyasetin içerisindeydi. Rahmetli Hikmet Tekin şehidimiz mekanı cennet olsun. Aile büyüğümüz siyaseten bize önderlik yapmış, örnek aldığımız bir şahsiyet. Bize çok büyük bir miras bırakmış, ailemize, ilimize çok büyük bir miras bırakmış. Onun sayesinde Türkiye'nin her tarafında sevgiyi, saygıyla karşılanıyoruz. Onun bıraktığı o mirası bugünlere kadar kirletmeden getirmeye çalıştık. İlkin onun kardeşleriyle, abisiyle. Şimdi de sağ olsun bayrak ben de ailede tabii aile büyüklerimizin desteğiyle kendi başıma ben bu yolu yürüyemem tek başıma gururla ve şerefle taşımaya devam ediyorum. Başkanım Hikmet Tekin başkanımıza da Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendisini Amin. rahmetle Amin. anıyoruz. Bu arada başkanım Haber Bingöl linkini, bu yayın linkini paylaşabilirsiniz. Şu anda paylaştınız mı? Kendi gruplarınızda. Yani görürsek paylaşacağız da göremiyoruz linki. Kusura Yani şu bakmayın. anda evet ek bir telefon falan varsa oradan da gruplarınıza linki paylaşabilirsiniz. Peki. Başkanım, siyasi geçmişiniz ne zaman başladı başkanım? Kaç yaşlarında ne zaman başladı? Siyasete ne zaman atıldınız? Şimdi dediğim gibi siyaset bizde rahmetli Hikmet Tekin şehit olduğu zaman ben 8-9 yaşındaydım. Rabbim tekrardan mekanı cennet etsin. Ardında tabii çocukluğumuz geçtikten sonra rahmetlinin kardeşi Mahmut Bey, Mahmut Tekin aktif siyasette bir dönem aday oldu. Anavatan Partisi'nde 1995 yılında. Tabii onun öncesi de rahmetlinin işte siyaset yapma imkanı bulduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nde Bingöl'den belediye başkanı seçildiği partiye de gönül vermiştik ve bir miras olarak görmüştük biz orayı.
O davayı da kirletmeden elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Ardından tabii 1999 seçimlerinde Sayın Bey, Sayın Tekin, o da rahmetlinin abisi, aile büyüğümüz, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl'de milletvekili adayı olmuştu. Onun yanında, arkasında aktif olarak mücadele ettik. Ardından 2002 seçimleri ve 2002-2010 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu'nun çeşitli kademelerinde görev aldım. Daha sonra Merkez İlçe Başkanlığı Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ardından 2 dönem il başkanlığım oldu. Ardından 2015 seçimlerinde milletvekili adaylığım oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl 1. sıra milletvekili adayı oldum. Ve 2015 seçimlerinden sonra tabii ki o günkü yol arkadaşlarımızla çeşitli illerde, Türkiye'nin genelinde bizler memleket sevdalılarının iktidar olmasını hedefledik ve Milliyetçi Hareket Partisi bir değişim için yola çıktık aslında. Liderler, yeni bir kadro, yeni bir liderler. Ve bunun için de Sayın Genel Başkanımız, şu anki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de il başkanı arkadaşlarımızla biz bu teklifi götürdük. Gelin Milliyetçi Hareket Partisi'nde liderlik mücadelesine girin, biz de sizi destekleyelim diye. Sağ olsun Sayın Genel Başkanımız bizim ve çevreden gelen baskıdan dolayı kırmayıp böyle bir yarışın içerisine girdi ve Türkiye'nin umudu haline gelmişti. Tabii çeşitli engellerle karşılaştık. Yani yollarımız kesildi, salonlar tutuldu, salonların elektrikleri kesildi. Bir demokrasi mücadelesi sonucunda İyi Parti kuruldu aslında. İyi Parti kurmak için yola çıkılmamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi bir değişim olsun diye yola çıkan bir ekiptik. Tabii gün geçtikçe sevgi seli büyüdü. Yani biz bir avuç 16 arkadaşımızla yola çıkmıştık il başkanlarında. Daha sonra bu 32'ye çıktı ve milyonlara ulaşıldı bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden hepimiz, genel başkanımız başta olmak üzere biz il başkanları bire bire ihraç etmiştik. Ve orada siyaset yapma olasılığı kalmamıştı artık. Ve yaptığımız istişareler sonucu, Sayın Genel Başkanımızın da yaptığı istişareler sonucunda artık yeni bir partinin kurulması için temeller atılmıştı. Çok şükür ki, iyi ki de kurmuşuz diyoruz. Bu partinin kurucularından olmak benim için büyük bir şeref. Sayın Meral Akşener'le yola çıktığım için çok mutluyum. Çünkü bugün Türkiye'nin umudu haline geldik. Ve şükürler olsun ki bugün İyi Parti Türk demokrasisine tarihe ders niteliğinde bir açılımla Sayın Genel Başkanımız sayesinde bir cesaret örneği göstererek birçok ilde teşkilatlarını çok kısa bir sürede kurduktan sonra tabii diğer siyasi partileri kurmaya çalışan veyahut da şu anda kurulan parti liderlerine de cesaret örneği oldu. Ve onların da önü açıldı. Demokrasi mücadelesi sonucu kurulan bir partide de şu anda kurucu il başkanı olarak ve şu anda da hala il başkanı olarak devam ediyorum. Başkanım, o zaman şöyle diyebiliriz. Hasan Kızılboğa sonradan siyasete atılan biri değil. Çekirdekten daha çocukken 8 yaşında, 9 yaşında bu mücadelenin içinde ve anladığım kadarıyla da çizginiz aynı. Yani aynı çizgiden devam ediyorsunus ve Yani bizim vatan, millet, memleket sevdamız vardır. Hiçbir zaman ben demedik, biz mücadelesini vererek yola çıkan bir anlayışla. Hiçbir zaman bir haksızlığa boyun eğmedik, haksızlık etmedik, kimseye de haksızlık ettirmedik. Ve bu çizgimizde de Allah'ın izniyle şaşmadan devam edeceğiz. Peki başkanım, böyle misafirlerimiz var. Emin Aycil, başkanım selamlar diyor. Aleyküm selam, hoş geldin. Çetin Korkmaz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyor. Hamit Kızılboğa, selamun aleyküm, iyi yayınlar, başarılar, devamını dilerim Hasan başkanım diyor. Size selamı Çok teşekkür ederim. Çok sağ var. olsunlar. Emin Aycil soru sorabilir miyim diyor. Tabi sorabilirsiniz Emin abi. Her türlü soruya açığız. Fırat Yiğit'in selamı var. Aleyküm selam. Ahmet Arpa, başarılar sayın başkanım. Zaza kardeşim diyor. Zaza Kent'in
Cesurlar hareketini yüz akılsınız. Başarılar diliyoruz diyor. Peki biz de çok selam çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Emin Başkan'ın sorun varsa alabilir. Sorular faslına da geçebiliriz. Peki Başkanım, İyi Parti'yi böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir liderlik, bir değişim istediniz. Nasip olmadı. İhraçlar oldu. İhraçlar olunca da siz de artık kader sizi bir parti kurmaya götürdü. Ve İyi Parti'yi Meral Akşener ablamızla beraber kurdunuz. Dolayısıyla siz kurucu, bu partinin kurucularındansınız. Onu da böylece öğrenmiş olduk. Evet. Hayırlısı olsun. Vatan için, ümmet için, ülkemiz için hayırlı olsun başkanım. Peki amin, başkanım. amin. O zaman şöyle diyelim. Şimdi Hasan Başkanım, İyi Parti'yi bilmeyenler, az bilenler veyahut da yanlış bilenler için İyi Parti'yi özetlemeniz gerekirse böyle bir iki cümleyle İyi Parti nasıl bir partidir başkanım? İyi Parti 85 milyonun kendini temsil edebileceği bir partidir. İyi Parti vatan hainlerinin olmadığı bir partidir. İyi Parti vatan haini olmayan herkese, her düşünceye, her dili konuşan herkese kapısı açık olan bir parti. İyi Parti demokrasi mücadelesi veren, haksızlıklara boyun eğmeyen ve önce vatan, önce ülkem, önce memleketim, milletim diyenlerin oluşturduğu bir parti. Vatan sevdalılarının oluşturduğu, kurduğu bir parti. Peki. Vatan sevdası öne geçiyor diyoruz. Evet, Şahabettin Ayan Bingöl İyi Parti İl Başkan Yardımcısı, Allah yardımcınız olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Metin Kızılboğa diyor. Evet, Emin Acil'in ilk bir sorusu var başkanım. Bugün baktığımda İyi Parti'nin milliyetçilikle alakasının olmadığını görüyoruz. Yani memleket, bayrak, sevdası göremiyorum diyor. Yani bu bir soru sormamış. Emin abi soru alırsak daha iyi abicim yorumdan ziyade. Ramazan Taşkan, başarılar değerli başkanım diyor. Servet Arsan İl Başkanım, Solhan'da saygılar. Servet Azkaç, Solhan'dan selamları var başkanım. Can Babakar, başarılar diliyorum diyor. Evet, biz de buradan teşekkür ediyoruz. Anladık başkanım, İyi Parti kısaca vatansever, öne çıkan bir parti ve 85 milyona da kapımız açık diyorsunuz. Biraz sonra bazı sorular soracağız başkanım bununla ilişkili olarak. Peki hocam, Meral başkanımızla istediğiniz zaman görüşebiliyor musunuz? Rahat rahat görüşebiliyor musunuz? Tabii ki. Yani dışarıdan bazı şeyler, sorular var. Mesela kendisinin disiplinli göründüğü. Ondan sonra öyle bir şey var mı? Rahat görüşebiliyor musunuz? Ulaşabiliyor musunuz? İyi Parti Genel Başkanı, yani ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanlığı yapmışım 2 dönem. Bakın, bize demokrasiyi, istişareyi öğreten bir Meral Akşener vardır. Bakın, bazı lider partilerine bakın. Ben geçmişimden de örnek vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığım döneminde lider kimsenin görüşünü almadan fikrini dayatır, herkes o fikri oylardı. Bu bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de böyledir. İstişareyle karar alınmaz, lider ne derse o doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bu böyledir. Ama İyi Parti'de şunu samimiyetimle söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız hiçbir kararı istişare etmeden almamıştır. Kendi başına bir karar almamıştır. Bu partinin hiçbir kademesindeki arkadaşımız izin alarak konuşmamıştır. Evet. Bakın, televizyona çıkıyoruz. Ben şu anda İyi Parti'nin il başkanı olarak sizin karşınızda yayın yapıyorum. Evet. Ben Sayın Genel Başkanımızdan veyahut da genel merkezimizden izin alarak konuşmuyorum. Çok. Ama tabii ki disiplin çerçevesi içerisinde hiyerarşik bir yapı vardır. Teşkilatlar, herkes bu disipline de uymak zorundadır. Partilerimizin tüzüğü vardır. Bu çerçevede de hepimiz hareket etmek zorundayız. Yani bu hayatın her alanında böyle olması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımıza partimizin her kademesinde insanlar rahatlıkla ulaşabiliyor. Yani o konuda hiçbir sıkıntımız yok, onu net söyleyeyim. Peki başkanım, İyi Parti'ye tekrar genel olarak geleceğiz. O zaman Bingöl'ümüze gelelim yavaş yavaş.
Şimdi başkanım Bingöl'de sizi sokaklarda görüyoruz. Esnafı geziyorsunuz, köylüleri geziyorsunuz. Bu bizim bu arada çok hoşumuza gidiyor. Benim özellikle siyasetçilerimizin Bingöl'de Teşekkür ederim. olması, Bingöl çok önemli. Bir de başkanım ben takipçilerime de şunu söyleyeyim. Yani Hasan başkanımız anladığımız kadarıyla küçüklüğünden bu yaşına kadar hep Bingöl'lü olmuş. Hani böyle başka illerde hayatını geçirip de sonradan Bingöl'e gelen birisi değil. Bu da bir avantaj. Bence büyük bir avantaj. Böylece Bingöl'ün sorunlarını, sokağını, köylerini bilen bir abimiz. O iyi oldu başkanım. Siz böylece sürekli sokaklardasınız. Sokaklarda olduğunuzda başkanım, halkın arasındasınız. Vatandaşlarımız sizi gördüklerinde öncelikle Türkiye ya da Bingöl'le ilgili şikayetleri ne oluyor başkanım? Size hangi konularda sorular soruyorlar, şikayet ediyorlar, önerilerde bulunuyorlar? Şimdi biz muhalefet partisinin il başkanıyım. Sağın ikinci büyük partisiyiz. Ve bu halkımız bize muhalefet görevi vermiştir. Biz muhalefet il başkanları olarak, siyasetçiler olarak her şeyi iktidarın üzerine atarak bunun içerisinde kurtulamayız. Ben muhalefet olarak, muhalefet partisi il başkanı olarak sokaktaki vatandaşlarımızın sesi olmak zorundayım. Onların sorunlarını, taleplerini ilgili yerlere iletmekle görevliyim. İlgili kurumlar olsun, meclis gündemine taşınması gereken konular olsun, bizim görevimizdir. Yani eğer biz burada siyaset yapıyorsak, şükürler olsun ki yerelde siyaset yapıyorum. Tepeden atamasıyla gelen siyasetçi değilim. Çok affedersiniz, yani siyasi partilerin genel merkezlerinin önünde birilerinin gözüne girerek gelen birisi değil. Alın teri dökerek gelmişim. Mücadelenin sonunda kurulan bir partinin il başkanıyım. Ben burada yaşıyorum. Buradaki sokağa indiğimizde vatandaşlarımızın tabii ki en büyük sorunu adaletsizlik, liyakatsizlik. Mesela düşünün, son birkaç yıl içerisinde, şahit olduğumuz son 2-3 yıl içerisinde özellikle kamuya alınan insanların adil bir şekilde alınmadığı, eş dost, ahbap ilişkileri üzerinden alındığı, vatandaşlarımız bunlardan çok şikayetçi. Hatta ben bir defasında iktidar partisinin yöneticilerine, vekillerine seslenmiştim. Allah aşkına bir defa da dua alın demiştim. Hep ve dua alıyorsunuz. Bu insanların duasını alın. Biz siyasetçiler bu insanlara hizmet etmek için söz veriyoruz. Diyoruz ki hizmetkarlığınıza talibiz. Ama seçildikten sonra ne yazık ki efendilik yapmaya başlarlar. Kendilerini efendi, insanları da köle gibi görürler. Ben böyle bir siyasi anlayışım hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Eğer bunlar gibi olacaksam, bunlar gibi zalim olacaksak Rabbim bize öyle makamlar nasip etmesin. Sokakta Başkanım, gerçekten çok. mülakat konusu gerçekten önemli. Allah razı olsun. Biz de sık sık buna gündeme getiriyoruz. Demek ki vatandaşlar bunu size söylüyor. Öyle mi başkanım? Kesinlikle, kesinlikle. Bakın, bugün ben üzüldüğüm nokta biliyor musunuz? İnsanlar adaleti siyasi partilerin kapısında, koridorlarında ararlar. Adalet koridorlarında değil. Bu üzüntü verici. Bugün siyasi partilerin, işte iktidarın herhangi birinin referansıyla hakimin karşısına çıkan suçlular vardır. Önce adaletin sağlanması lazım bu ülkede. Allah nasip ederse İyi Parti iktidarında öncelikle demin bahsettiğim alımlar konusunda mülakatı ortadan kaldıracağız. Mülakat olmayacak. KPSS sınavına giren vatandaşımız puan sıralamasına göre hiçbir siyasi partinin kapısını çalmak zorunda kalmayacak. Hiç kimsenin referansına ihtiyacı olmayacak. Kimseye minnet etmek zorunda kalmayacak. Ve kendi hakkıyla gidip yerleşecek. Kimse bunun hakkını gasp edemeyecek. Başkanım peki bak Allah'ın izniyle. şimdi burada bu yayın kalacak, YouTube'da da yayınlanacak. Yarın bir gün iktidar olduğunuzda Kesinlikle. o Bunun iktidarın sözünü veriyorum. Bakın, Sayın Genel Başkanımızın sözüdür bu. Ben il başkanı olarak Hasan Kızılbaş sözü vermiyorum. İyi Parti Genel Başkanımızın ve programımızın içerisinde olan bir şeyden bahsediyorum. peki bu Bunu her KPSS'ye merdivende mülakata, başkanım sorabilirsiniz. mülakata alternatif bir şeyiniz, sisteminiz var mı? Şimdi mesela güvenlik soruşturması var biliyorsunuz. Güvenlik soruşturması kalacak ya Tabii ki başkanım. olacak. Tabii ki olacak.
Tabii ki olacak. Yani şimdi o güvenlik soruşturması ayrı bir boyut. Evet. Yani bu ayrı. Şimdi benim bahsettiğim, şimdi siz 90 puan alıyorsunuz, ben 60 puanla yerleşiyorum. Evet. Mülakat sonucu yerleşiyorum. Sizin hakkınızı gasp ediyorum ben. Ama güvenlik soruşturması geçmemiş bir insana biz referans olmayacağız. Yani biz hakim olmayacağız. Hakimin yerine kendimizi koymayacağız. Adaleti adalet koridorlarında insanlar arayacak. Peki başkanım, o zaman bakın ben herkesin huzurunda söylüyorum, size soruyorum. Siz iktidara geldiğiniz zaman bu mülakat kalkmazsa, sizin ısrarlarınız zaman kalkmazsa tepkiniz ne olur başkanım? İyi Parti il başkanı olarak ben şunun sözünü veriyorum. İyi Parti iktidarında, altını çiziyorum, İktidarda olmadığımız zaman bizim böyle bir şeyine, böyle bir yaptırım gücümüz olamaz. İyi Parti iktidarında Meral Akşener'in sözüdür, Sayın Genel Başkanımızın sözüdür. Bakın seçim beyannamemizde göreceksiniz bunu. Evet. Meral Akşener'in sözü, yani ben şahsen Hasan Kızılboğa olarak bugün Sayın Genel Başkanımı temsilen buradayım. Doğrudur. İyi Parti iktidarında bu olmadığı takdirde ben bu koltukta oturmayacağım. Verilen, bizim seçim beyannamemize yazdığımız bir şeyi uygulamadığımız anda bu vatandaşın karşısında yarın ya sen şunu söyledin, yalan konuştun dedirtmeyeceğim, gereğini yapacağım. Peki Bunun o sözünü zaman veriyorum. bu önemli sözünüz Emin Aycı'nın sorusuna da cevap olsun. Emin Aycı zaten öyle bir şey sormuştu. Hasan Başkanım, yarın İyi Partisi'nin istediğiniz yolda olmadığını hissettiğiniz zaman tepkiniz ne olur diye sormuş. Teşekkür ediyoruz Emin abi sorun için. Ve sorumuzun cevabını da almış bulunduk. İyi Parti tüzüğündeki işte programdaki böyle bu konularda eğer sözünde durmazsa ben bu koltukta olmayacağım dediniz. Doğru mudur başkanım? Kesinlikle doğrudur. Peki, sizi tebrik ediyorum başkanım. Evet, Yunus Kızılbağ. Siyaseti hedefimiz memlekete hizmet etmektir. Ben bu milletin hizmetkarlığına talibim. Efendiliğe değil. Eğer bu milletin hizmetkarlığını yapamayacaksak, bu insanlara, bu memlekete hizmet etmeyeceksek burada oturmayacağız. Bizim görevimiz bu. Buna talibiz. Peki. Peki başkanım. O zaman vatandaşların mülakat konusunda şikayeti var. Başka Bingöl'deki vatandaşlar başka hangi konularda şikayetçi başkanım? Ya Bingöl'de mesela ekonomik olarak zaten Türkiye genelinde, ülke genelinde biliyorsun ciddi bir ekonomik kriz vardır. Alım gücünün her geçen gün düştüğünü, dar gelirli insanlarımızın devlete muhtaç hale geldiğini görüyoruz. İnsanlar sosyal yardımla geçimini sağlamak zorunda ilimizde. Ne yazık ki bugün Türkiye'de belki sosyal yardım sıralamasında en yüksek oranın Bingöl olduğunu görüyoruz. Yüzdelik olarak. Bu üretimden tamamıyla vazgeçmiş bir toplum. Düşünün, veren elken alan el pozisyona düşmüşüz. Bu aslında hepimiz için utanç meselesi. Yani sosyal yardım devletin, tabii ki devletin asli görevidir. Vatandaşına, muhtaç insanlarına yardım etmek sosyal devletin gereğidir bu. Ama bu bir lütuf olarak sunulur. Bir siyasi partinin kendi bütçesinden sanki aktarılan bir para veriliyormuş gibi lanse edilir. Halbuki bu devlete vatandaşlarımızın ödediği vergilerle bunlar veriliyor. Üzüldüğümüz nokta şu: vatandaşımız bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce üreten bir toplumdu. Bingöl nüfusunun %70 küsürü hayvancılıkla geçimini sağlardı. Burada ürettiği, beslediği hayvanla bütün Orta Doğu'nun et ihtiyacını giderirdi. Bingöl o konuda çok verimli bir ildi. Ama bugün gelin görün ki geçen gün Et Balık Kurumu'nda devletin bir indirimi olmuştur. Doğrudur, vatandaşımız faydalansın. Çünkü alım gücü düşmüş, insanlar et yiyemiyor. Bu mevsimde bizim Bingöl için söyleyeyim, hayvancılık yapan insanlarımız harçlık için beslediği, işte affedersin, küçük baş hayvanı arabasının üzerine koyar, getirir, satar, harçlık yapar, evine ihtiyacını alır, giderdi, köye dönerdi. Şimdi ise köyden gelip buradan poşete doldurup götürüyoruz. Bugün yumurtayı biz köyde tavuk besleyemiyoruz. Üretimden tamamıyla vazgeçilmiş, toplumu tembelliğe alıştırmışlar, istihdam alanının hiç olmadığı,
bir ilde yaşıyoruz. Tamamıyla vatandaş devleti umut kapısı olarak görüyor. Eğer devlette istihdam edilebilirsen çok şanslısın. Çünkü özel sektör çok kısıtlı. Bir Sütaş geldi ilimize. Özel bir sektör. Evet, güzel bir proje. Emeği geçenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun. Biz doğru olan her şeyin yanındayız. Ama oraya dahi, bir özel sektöre dahi müdahale ederek listeler verildi. Şunu çalıştıracaksınız. Yani insanlar siyasi partilerin kapısından artık gidip dilenmek istemiyor. Kardeşim, hakkımı olanı verin bana. Hakkımı yeme diyor. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Yani ilimiz gerçekten bu konuda iktidar partisinde en yüksek seviyede oy vermiştir. 2022-2023'teyiz bugün. Ve hiçbir zaman hak ettiğini alamamıştır. Verilen şeyler lütuf olarak sunulmuştur. Birçok ilçemizde, gidin bakın kuzey ilçelerimizde yollarına bakıyorsunuz. Burada iktidar partisinin vekilinin kendi köyüne yaptığı hizmeti bir ilçeye yapılmıyor. Yani kendi köyüne aktarılan bütçeye bakıyorsunuz, bir ilçenin yoluna yapılmıyor. Başkanım, var mı bir örneği? Bu önemli bir konuydu. Bak. Bir örneği var mı? Kendi köyüne yaptığı yatırımla ilgili bir örnek var mı başkanım? Mesela bugün şeye bakın, Yamaç yolunda 60 metrelik bir heyelan bölgesi. 400 metre. 60 metre. 400 metre. Biliyor musunuz? 190 küsür milyona ihale edildi bunlar. Çağrı usulü firmalar tespit edildi. Ve ne yazık ki bunların arasında Bingöl'ü bir firma yok. Sanki burada bu işi yapabilecek insanlar yok. Yani birilerine peşkeş çekiliyor. O parayla birçok istihdam alanı yaratılabilirdi. Tabii ki o yollar yapılsın. Yani birçok örneği var aslında da. Vatandaşımız da bunu görüyor. Sokakta kimse bu insanların bir şey bilmediğini zannetmesin. Hepimizden çok şey biliyorlar. Bizden çok çok daha iyi görüyorlar. Evet. Bizim görmediklerimizi görüyorlar. Duymadıklarımızı onlar bize söylüyorlar. Ama günü geldiğinde bunun hesabını da soracaklarını söylüyorlar. Başkanım, çünkü insanlar çok değerli. Başkanım, güzel mülakat dediniz. Vatandaş mülakatlarda soruyor diyor, şikayetçi dediniz. Ekonomik sıkıntılar var dediniz. İstihdam sıkıntısı var dediniz. Vatandaş bunlara bize hatırlatıyor diyorsunuz. Peki, mülakatı söylediniz. Mülakat kesinlikle kalkacak. Güvenlik soruşturması devam edecek. Bu ekonomik sıkıntı ve istihdam ile ilgili Hasan Kızılboğa olarak veyahut da İyi Parti olarak Bingöl özelinde bir çalışmanız var mı başkanım? Bir öneriniz, bir projeniz var mı? Mesela gençler şu anda sizi duyuyorlar. Şimdi gençlerimize her şeyden önce dediğim gibi Bingöl istihdam aranının yaratılabilmesi için öncelikle biz toplum olarak üretime kendimizi teşvik etmeliyiz. Devlet Bingöl hayvancılık yapılabilecek bir coğrafya. Geçmişte atalarımız bunu çok iyi yapmıştır. Kimseye muhtaç olmadan devletin kapısında çalışan devlet memuru köylüye muhtaçtı. Köylü Atatürk'ün bahsettiği gibi milletin efendisiydi. Ve biz kalkınma politikalarımızın ciddi Ar-Ge çalışmaları vardır. Tabii bunları şu anda tek tek sayma mümkün değil. Bölgesel kalkınma modelleri vardır. Bunların üzerine çalışılıyor. Bu bölge nasıl kalkınır? Bingöl'de neler yapılabilir? Hayvancılık üzerinde teşvikler verilecek. İnsanlarımızın, yani burada biz insanları tamamını kamuda istihdam etme şansımız yok. Hiç kimsenin yok, hiçbir iktidarın yok. Ama insanlarımız üretebilir. Yapabilecekleri işler üzerinde teşvik de etmek zorunda devlet burada. Başkanım, bu hayvancılıkla yani devlet, ilgili hayvancılıkla ilgili devletin bazı biliyorsun teşvikleri var, hibeleri var. Bunları yetersiz mi görüyorsunuz? Vardır, yeterli bulmuyorum. Bunların daha da artırılması lazım. Bazen şöyle eleştiriler oluyor. Mesela biz çiftçilerle görüşüyoruz. Diyorlar ki hak edene vermiyorlar diyorlar başkanım. Mesela o dağılımda gerçekten bu işi yapanlara verilmiyor. Mesela örneğin organize sanayi bölgesinde bir sürü hibeli şeyler yapıldı. Binalar yapıldı. Onların mesela üçte biri şu anda harabe oldu, gitti. Yani teşvik var ama yerelde dağılımda sıkıntı var diyorlar.
başkanım. Şimdi biz hayvancılık yapan bir köylü, bir çiftçimize, bir üreticimize hayvan konusunda teşvik geldiği zaman onu yandaşlarımıza verirsek, burada bakkal işleten kişiye verirsek, hayatta hayvan görmemiş, bir ahıra girmemiş, kapısını açmamış bir kişiye verirsek, 3-5 gün sonra et balık kombinesinde onun kesimhanede olduğunu görürüz. Yani eş, dost, ahbap, çavuş ilişkileriyle yürütülüyor bunlar. Anladım. Şimdi her alanda adaleti sağlamamız lazım. Bahsettiğiniz size söylenen doğrudur. Burada bunu bize de söyleyenler vardır. Üretim yapmak isteyen, gerçekten katma değer sağlamak isteyen insanlara bu verilmiyor. Organize sanayi bölgesinden bahsettiniz. Oraya gerçekten katma değer sağlayabilecek insanlar vardır ama referansları yoktur. Bunlar faydalanamamıştır. İktidar partisinin önünde el pençe durmuyorsan sen faydalanamazsın kardeşim. Siyasi görüşün ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Bu memlekete katma değer sağlayacaksan devlet olarak biz bunun önünü açmalıyız. Devlet A, B, C partisinin üyesi misin diye sormuyor kimse. Kriterler vardır. Bunları sağlıyorsa mesele yoktur. Peki Ama hocam. şimdi kriterleri ilgili şahıslara uygun hale getiriyorlar ve bunda gerçekten hak eden kişiler faydalanamıyor. Vatandaşlar bundan şikayetçi, bundan dertli. Peki Günü başkanım. geldiğinde dediğim gibi her alanda bunun hesabını soracak bu vatandaş. Hesap sorma yani sandıktan sorma değil mi başkanım? Tabii ki sandıkta, yani kimse zopasını alıp sokağa inmeyecek. Peki Sandıkta başkanım. soracak, çünkü onun dışında bu millet getirdiği kişiyi yarın isterse tekrardan seçebilir, isterse cezalandırır sandıkta. Çünkü birçok iktidar bu şekilde getirdi ve götürdü. Aslı olan millettir. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyoruz içten cevaplarınız için. Evet sevgili takipçilerimiz Servet Azkaç, ondan sonra Hamit Argun Ağa, Hasip Tan, Recai Haksever, Selahattin Büyük, Kara Trabzon'dan selamlar başkanım diyor. Trabzon'a buradan biz de Aleyküm çok selam selam. söylüyoruz. Sevgiler. Cemal Özel selamları var başkanım. Tabii sevgili Aleyküm selam. takipçilerimiz Hasan başkanımız mesajları göremiyor çünkü benimle telefonla görüşüyor. Ben sizin sorularınızı kendisine uygun bir üslupla inşallah soracağım. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Başkanım peki şimdi İyi Parti seçimlere girdi diyelim. Bingöl Belediye Başkanlığı'nı kazandı diyelim. İyi Parti'nin belediyecilik olarak şimdiki mevcut yönetimden farkı ne olur başkanım? Ya da belediyecilikle ilgili bir proje eksik gördüğünüz büyük bir şey ya da Bingöl'ün yönetimiyle ilgili ne farkımız olacak başkanım? Şimdi farkımız ne olacak biliyor musunuz? Öncelikle bu imar çarpık kentleşmeyi ortadan kaldıracağız. Birincisi, sulu tarımın yapıldığı yeri imara kapatacağız. Yani birilerine peşkeş çekilmeyecek. Bugün sulu tarımın yapıldığı bölgelere bakın, imara açıldı. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneği yoktur. Çok güçlü bir iktidarımız var. Ve Bingöl'ün, hani Bingöller için söyleyeyim, bu Kadran bölgesine imarı açabilirsin. Şehri açabilirsin. Ovaya doğru değil. Birincisi belediyecilikte bunun önüne geçeceğiz. İkincisi Bingöl'de bu çarpık kentleşme dediğimiz, bir bakın aynı cadde üstlerinde binaların dış görselliği bile ya bir ilin kalitesini ortaya koyar. Yani kişiler, eş, dost, ahbap ilişkiler üzerinde ruhsatlar dağıtılmış. Bu başkanımız döneminde demiyorum, bundan önceki olabilir, ondan önceki olabilir, bunların tamamını. Yani bir şehir modeli yoktur burada. Yol ulaşım konusunda. İlimizde bir toplu taşıma aracı yok. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği yok. Bir il belediyesinde sadece toplu taşıma aracı şehir içi hat dolmuşlarına bırakılmış. Bunun öncelikle belediyenin aslı görevlerinden bir tanesidir. Toplu taşıma aracını belediyelere ait toplu taşıma aracı, tabii ki alternatifi de olacaktır. Şehir içi toplu taşıma. Ha, belediyenin görevi hizmettir, halkına hizmettir, yerele hizmettir. İşçi bulma kurumu değil orası. İstihdam alanının yaratılacağı bir yer değildir.
seçilen bir belediye, siz çocuğunuzu dışarı çıkarırken yeşil alan görmek istersiniz. Rahatlıkla yürüyüş yapabileceğiniz cadde, sokaklar istersiniz. Sokaklarımıza bir bakın, şehir merkezinde ya, kaldırımlarımızın tamamı işgal. Kaldırımları geçtik, caddelerimizi işgal etmiş esnaflarımız. Yani esnaf kardeşlerimiz kusura bakmasın. Ama bu ildeki yaşayan herkesin hakkını gasp ediyor. Belediyenin asli görevlerinden bir tanesi insanların yaşam kalitesini artırmaktır. Biz bunların önüne geçeceğiz. Tabii ki daha sayacağımız birçok şey. Ya Bingöl'de büyük bir şehir değiliz, metropol bir şehir değiliz. Küçücük bir ilde akşam saat 4.30-5 sıralarda gidin bakın kavşaklarımızdaki trafik yoğunluğunu görün. Ya buna bir çözüm üretemiyoruz. İyi Parti iktidarında Allah'ın izniyle, Allah nasip eder, o zaman bunların tamamının uygulandığını göreceksiniz Allah nasip ederse. Yani Anladım. birçok alanda gereğini yapacağız inşallah. Özellikle imar, tarım alanlarının imara açmayacağız dediniz. Şehir içi toplu taşıt Kesinlikle. belediyenin olması lazım diyorsunuz. Kaldırım işgalleri diyorsunuz başkanım. Başkanım, bu son Ya bir iki senede bazı şimdi böyle yollar belediye genişletildi, görevi ışıklandırmalar. vatandaşın kapı. Belediyenin görevi vatandaşın kapısından çöpünü almak. Evet. Aracıyla rahatla kapısına gidip gelebilmesini sağlamak. Yeşil alanlarını koruması lazım. Daha da yaşam kalitesini artırabileceği, yürüyüş parkurlarının olması lazım, bisiklet yollarının olması lazım. İlimizde ne yazık ki, yani sadece mevcut Erdal Başkan'a haksızlık yapmayayım. Süre gelen bir yanlış var. Yani kimse yanlışı düzeltmemiş. Herkes bireysel, kimse ilimiz için kapı çalıp proje üretmemiş. Bakın siyasilerin kapısını çalan ne yazık ki bizim kapımızı da çalan insanlarımız var. Çünkü çaresizlikten çalıyorlar. Bireysel talepler üzerinde çalınıyor kapılar. Sadece bireysel çıkarlar üzerine düşünürsek ilimizi hiçbir zaman kalkındıramayız. Başkanım, Aynı yerde kalır. bu şey konusu çok konuşuluyor. Bu merkezdeki askeri alan var ya başkanım. İşte Evet. ilin sıkıştığı, işte askeri bu alanın artık oradan taşınması gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda sizin bir düşünceniz var mı başkanım? Tabii ki şehrin önünün açılması lazım. Yani bundan 50 yıl önce askeri oraya geldiği zaman o bölgede hiçbir yerleşim alanı yoktu. Şehir aşağı çarşıdaydı. Ama bugün günümüz şartlarında şehrin önü tıkandı. Bingöl biliyorsunuz yani şehrin önü tıkandığı için yani dört yola hapsedilmiş bir durumda. Dört yolda mesela 10 metrekarelik yere 15-20 bin lira kira ödeyen esnaflarımız var. Eğer önü açılmış olsaydı, alternatif sorular olsaydı bu oranlar da aşağı çekilirdi. Yani tabii ki taşınması gerekiyor. Oranın imara açılması gerekiyor. Şehrin nefes alması gerekiyor. O konuda kesinlikle katılıyorum. Peki. Peki başkanım. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu arada başkanım, Sayın Erdal Arıkan dediniz. Biz kendisine yani istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz böyle sıradan bir vatandaş olarak. Sizin kendisiyle aranız nasıl? Kendisine görüşüyor musunuz? Kendisine bazı sıkıntıları söylüyor musunuz? Bu sorunları, sıkıntıları söylediğiniz zaman size geri dönüşü nasıl oluyor? Sizle gerçekten ilgileniyorum başkanım. Şimdi Erdal Başkan'la ben 1990'dan beri tanırım. Tanışırız. Çok beyefendi, mütevazı bir insan. Her ne kadar farklı partilerde siyaset de yapmış olsak hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten değerli bir şahsiyet. Belediyecilik farklı bir şey. Ulaşabiliyoruz. Telefonla da ulaşıyorum. Taleplerimiz olduğu zaman yani kendisine de ilettiğimiz vatandaşımızın bir talebi olduğu zaman söylüyoruz. Ya başkanım işte şu mahallede şu sorun vardır. Bize izahını da yapıyor. Yani çok da samimi bir şekilde. Yani Erdal Başkan'a rahat nefes aldırırlarsa hizmet eder diye düşünüyorum. Başkanım. Çünkü sonuçta tek başına karar alabilecek pozisyonda değil. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eğer sevgili takipçilerimiz şöyle. Şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz biz dedi başkanımız. Ve Allah razı olsun. Yani hakkını da teslim ediyor. Ama Öyle. eleştiri tabii ki ısrarlayacak.
Peki Fırat Yiğit gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Selam söylüyoruz. Vuslat sevdalısı. Helal olsun başkan diyor. Ondan sonra Hasip'tan teşekkür ediyoruz. Ahmet Kerey başkanım. Ahmet Kerey Çavuşlar Derneği Başkanı. Sizin bu tarımla ilgili görüşünüze bir katkı sunmak istiyor. Bingöl özelinde gerçek üreticiye ulaşan ve takibi sağlıklı yapılan, katma değer oluşturulan denetim mekanizması yok diyor. Yani denetim yok diyor. Profesyonel insanlar... Bunu yapan İl Müdürlüğü'dür ama evet. Tabii ki siyasi referanslar öne geçince hiçbir kurum görevini yapmamış oluyor. Yaptıran yani aslı görevinin dışına çıkmış oluyorlar. Doğru söylüyor Ahmet Başkanım. Yani profesyonel insanlar belirlenip üretim yapabilecek kişiler tespit edildikten sonra destekler verilmeli. Bingöl tarım ve havacılık kalkınabilecek bir il diyor. Sizinle o konuda aynı görüşte. Kendisine teşekkür ediyorum. Kesinlikle doğru. Peki başkanım mesela şimdi bir eleştiri var burada. Onu da soralım. Fırat Yiğit diyor ki başkana sorar mısınız? Meral Akşener'in iktidarın yaptığı ülkenin yararına olan her türlü yatırımı eleştirmesi diyor doğru mudur diyor. Hani neticede bir sürü yatırım var ama Meral Akşener bu yatırımları eleştiriyor diyor. Bunun için ne diyorsunuz diyor. Şimdi arkadaşımız tabii ki bize de eleştirebilir. Onu saygıyla karşılıyoruz. Eleştiriler olacaktır. Biz iktidarı eleştirdiğimiz gibi birileri bizi de eleştirecektir. Şimdi Sayın Genel Başkanımız ısrarla hiçbir projeye karşı olmadıklarını söylüyor. Bunun için bizim genel merkezin, İYİ Parti'nin sayfalarında görebilir. Proje değil ama ranta karşıyız. Bunu söylemişizdir. Evet. Bir Avrasya Tüneli'ni yanlış değilsem 13 milyon dolarlık gibi bir rakama maliyeti olduğunu, bunun o parayla bir 3 tane daha Avrasya Tüneli yapılabilir. Biz burada sağlanan, birilerine sağlanan ranta karşı olduğumuzu söylüyoruz. Hiçbir projeye karşı değiliz. İktidarlar bu milletin hizmetkarlığına taliptirler. Ve devlette devamlılık esastır. Şimdi sizin başlattığınız bir projeyi, mevcut iktidarın başlattığı bir projeyi bir başkası geldiği zaman o yaptı ben yapmıyorum deme lüksünüz yoktur. Bu ülkenin menfaati neyse devam ettirirsiniz. Başkanım sanki çünkü şöyle, kendi bütçesi... sanki şöyle bir şey var. Şimdi vatandaşlar onun için soruyorlar. Mesela Kılıçdaroğlu gibi bazı açıklamalarında işte biz bu büyük projeleri durduracağız. İşte o ihaleleri alan işte iş adamlarına işte şöyle sözleri oldu. İşte onların paralarını hatta vermeyeceğiz dediler. Bazılarını satacağız dediler. Tabii sevgili takipçilerimiz şimdi Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin işte söylemleri farklı olabilir ama direkt Meral Akşener'in bu konuda biz işte yatırımları durduracağız, şunları kapatacağız diye bir söylemi varsa buyurun söyleyin. Anladığım kadarıyla başkanımız da şunu diyor. Biz devam eden projelere bir şey demiyoruz ve biz de onu devam etmek zorundayız diyor. Doğru mu başkanım? Yani kesinlikle projeler üzerinde birine rant sağlanmışsa bunun hesabı sorulmalı. Evet. Yani yanına kar kalmamalı tabii ki. Bu devletin malıdır sonuçta. Bu bizim alın terimizdir. Bu vatandaşın ödediği vergilerdir. Evet. Kimse babasının parasını vermiyor kimseye. Bunlar tabii ki sorulacak. Ha, CHP'nin söylemi bizi bağlamıyor. Evet. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl bizim siyasi bir rakibimizse CHP de bizim rakibimiz. Evet. Yani CHP'nin söylediklerine ben kalkıp savunacak değilim. Sonuçta farklı bir siyasi partidir. Evet bugün ülkenin geleceğiyle ilgili bir ortak bir mutabakatta oturulmuştur. Ama siyaseten birbirimize rakip partileriz. O masada oturan 6 tane parti var. Hepsi birbirine de rakip partilerdir. Farklı görüşlerimiz onların, var diyorsunuz yani başkanım. Normaldir diyorsunuz. Yani şimdi tabii ki farklı görüşlerimiz vardır. Yani herkesin kendine göre ayrı bir parti programı vardır, parti tüzüğü vardır. Evet. Biz onların söylediklerini tasvip etmiyoruz bazılarını. Ve onların muhatap olması gereken soruların muhatabı da biz değiliz. Anladım. Ben CHP il başkanı değilim. Biz sorumuzun cevabını aldık. Fırat Yiğit de almış oldu böylece. Başkanım teşekkür ediyoruz. Başkanım milletvekilliği adaylığını düşünüyor musunuz bu arada?
Ya şimdi milletvekilliği tabii ki herkesin, her siyasetçinin gönlünde geçen bir şey. Herkes bunun için bu milletin vekilliğine önemli olan bunu anlayabilmek, kavrayabilmek. Vekillik diyoruz. Vekaletini alacağız. Bu insanların güvenini alıp vekaletini almaya talip olacağız. Bu insanlarımız bize vekaletini verirse tabii ki olmak isteriz. Yani kutsal bir görev, bu millete hizmetkarlığa talip olacağız. Peki. Herkesin gönlünde geçiyor. Tabii ki yeri ve zamanı geldiği zaman ilimizin menfaati doğrultusunda Sayın Genel Başkanımızın da takdirleri olursa elbette ki düşünüyorum. Başkanım, bu arada adaylık başvurusu için size gelenler var mı? Nasıl talep var mı İYİ Parti'ye milletvekili adaylığı açısından? Ya şimdi şunu söyleyeyim, yani bir arkadaşımız, hani isim vermeyeyim, birçok arkadaşımız gelip gidiyor, düşüncesi olan insanlar var. Bunun açıklaması bana düşmüyor. Kendi arkadaşlar kendileri açıklarlarsa o zaman kamuoyu da duymuş olur. Ama var tabii ki, Yani bu talepler var. rağbet var mı size? Onu sormak istiyorum başkanım. Var, var. Onu rahatlıkla söyleyeyim, var. Yani bir değil, fazla var yani, onu Anladım. söyleyeyim. Hasip'tan sorularını ben görüyorum. Allah'ın izniyle soracağım. Merak etmeyin. Biz burada herhangi bir şey yapmayacağız. Bir sansür uygulamayacağız. Tabii soracağınız soruları daha düzgün bir uslupla söyleyeceğiz. Bu arada Hasip'tan diyor ki İstanbul Belediyesi'nde diyor sizin yaptığınız bir proje var mı diye soruyor. Şimdi başkanımızın bu soruya muhatabı değil. Hasan başkanımız Bingöl İl Başkanı. Onun görevi Bingöl'de İYİ Parti'nin yükselmesi için mücadele etmektir. Buradan İstanbul Belediyesi'yle ilgili sorulardan ziyade Bingöl yerelinde, özelinde sorarsanız daha iyi olur. Hasip abi diyelim, selam söyleyelim. Başkanım, Bingöl, o zaman şunu diyoruz. Bingöl iyi yönetilmiyor diyorsunuz. Yani genel olarak belediye olarak da iyi yönetilmiyor diyorsunuz. Siyasi olarak da iyi yönetilmiyor diyorsunuz. Başkanım, siz gelirseniz AK Parti İYİ Parti iktidarında mesela bu alımlar olur, ondan sonra gelirin dağılımı olur. Siz ne yapacaksınız? Mesela bir kurumlara alımlar olduğu zaman mesela bir komisyon kurulabilir diyelim. Mesela o komisyonu kurar mısınız? Şimdi onu söyledim, o Evet. soruyu cevapladım diye biliyorum. Liyakat dedik. Birincisi liyakat. Evet. İkincisi KPSS sistemi üzerinden alımlar olacak. Yani komisyon olmayacak. Komisyon yok. Evet. Mülakat olmayacak. Kesinlikle orada herkes kaderine razı olacak. Hiçbir siyasi partinin biz iktidar olduğumuz zaman insanlar Hasan Kızılboğa'nın kapısını çalarak referans almak için gelmeyecek. Bunun Anladım. için kimse gelmeyecek. Buna ihtiyacı olmayacak çünkü kendi kaderine razı olacak. Siz 90 almışsanız 89 puan alan sizin yerleşmeden onun yerleşmeyeceğini bilecek. Bunun için bir siyasetin referansı olmayacak. İyi Parti iktidarında Allah'ın izniyle bu adalet sağlanacak. Mülakat kalktığı için diyorsun bunlar otomatikmen kalkacak diyorsunuz. Peki. Kesinlikle. Başkanım, şimdi Bingöl'de oy oranınızı için hiç anket yaptınız mı? Oy oranı ne durumda? Var mı bu konuda bir çalışmanız? Ya şimdi şunu söyleyeyim. Anketler tabii ki milletin nabzını tutmak güzel şeydir. Anketler yapılıyor, evet. Ama insanlara sorulduğu zaman anket firmalarının bize söylediğini söylüyorum aynen. Birebir konuştuğumuzda herhangi bir anket firması olduğumuzu söylemeden A veya da B partisine çok kırgın olduğunu, özellikle iktidar partisine kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyen vatandaş, anket formunu uzattığımız anda AK Parti'yi işaretlediğini görüyoruz. Bakın insanlar, yani ya tamam da sen demin farklı bir şey söyledin. Tamam da yarın benim başıma ne gelir bilemem ki. Onun için tabii ki AK Parti diyeceğim diyor. Onun için anketler gerçeği yansıtmıyor. Anketlerde iktidar partisinin oranı yüksek çıkıyor olabilir. Ben bunun çok düşük olduğunu, şu anda bizim yaptırdığımız ankette Bingöl'de 3. parti konumundayız. 1. Adalet Kalkınma Partisi, 2. HADEP ve 3. parti olarak İyi Parti olarak gözüküyor. Ve Allah'ın izniyle İyi Parti'nin, şunu da söyleyeyim, net söyleyeyim, biz yani koltuk siyaseti yapmıyoruz. Sayın Genel Başkanımız partiyi kurarken ilk söylediği şey buydu. Koltuk değil, ayakkabı eskiteceğiz diye.
Ve her yerdeyiz. Gerçekten insanlarımız içerisindeyiz, sokaktayız. Biz sokakta ciddi bir İyi Parti sempatizanının olduğunu görüyorum. Tabii bu insanlar yarın başıma acaba bir şey mi gelir? Görüş beyan etmekte çekiniyor, korkuyor. Bize birebir tabii ki söyleyenler var. Burada gizli İyi Parti hayranlarının çok olduğunu göreceksiniz Allah'ın izniyle ilk seçimde. Peki Başkanım, Feyzullah Çetin bir soru sormuş. Feyzullah Çetin sorunuzu anladım. Fakat şu, bir yanlış anlaşılma varsa düzeltelim onu. Şimdi biz şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyorlar. Diyorlar ki biz iktidar olursak bunu yapacağız diyorlar. Yani dolayısıyla siz diyorsunuz ki işte anahtar kendilerinde değil, nasıl yapacaklar diye. Diyorlar ki biz yarın bir gün iktidar... Doğru söylüyor, anahtar bize verilirse, eğer emaneti bize teslim ederlerse, Allah nasip ederse yapacağız. Evet. Ahmet Cevdet Özdemir gelmiş. Ahmet Cevdet Özdemir'i tanıyor muyuz başkanım? Evet, tanıyorum. Evet. Hoş gelmiş Sayın Başkanım. Evet, başkanımız da İstanbul'da etkili. Biz bazen böyle mağdur ailelerle ilgili kendisiyle görüşüyoruz. Bize sağ olsun yardımcı oluyor. Sevgili kardeşim, size İyi Parti İl Başkanımız Sayın Hasan Kızılboğa Bey'e çok selamlarımı söylüyorum diyor. Herkese aleyküm selam, saygılar sunuyorum kıymetli başkanıma. Teşekkür ediyorum. Peki başkanım, oy oranıyla ilgili dediğiniz gibi bizim gizli seçmenlerimiz var dediniz. Sandıkta da bu yani ortaya çıkacak diyorsunuz. %15-20 bandında bir oy oranımız var Bingöl'de. %15-20. Evet. Peki. Peki başkanım. Başkanım, şimdi bölgemizle ilgilendiren önemli bir konuyu soracağım size. Sadece Bingöl'ü değil, belki Türkiye siyasetini ilgilendiren bir konu. Şimdi kimisi diyor ki Kürt sorunu var. Kimisi diyor ki bu Kürt sorunu değil, Kürt meselesi diyor. Kimisi işte terör sorunu diyor. Kimisi de diyor ki herhangi bir sorun yok kardeşim diyor. Şimdi Kürtler ve Zazaların bazı talepleri var Hasan Başkanım. Gerek anayasada, gerek ana dilde eğitim konusunda. Siz tabii parti olarak da cevap verebilirsiniz. Hasan Kızılbağ olarak. Bu konuda ne dersiniz başkanım? Var mı bir Kürt sorunu? Var mı bir... Buradayım. Evet. Var Sayın, buyurun. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bölgemizin en büyük sorunu bana göre birincisi terör, ikincisi ekonomik kalkınma sorunu vardır. Tabii terörden dolayı insanlar bu bölgenin ne yazık ki güçlü sermayeleri, sermayesini bölgeden çekip başka illere yatırım yaptılar. Ben bölgede bir Kürt, bir Türk, bir Zaza sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ama bir kalkınma, bir ekonomik sorunu, bir terör sorunu olduğunu inkar etmemiz mümkün değil. Bölgede terörden dolayı çok ciddi acılar yaşandı. Çok ağır bedeller ödedik ülke olarak, bölge olarak. Özellikle kendi bölgemiz Ilıcalar bölgesi çok şehit verdik. Yıllarca teröre karşı mücadele ettik, dik durdular. Allah razı olsun. Yani bölgede kalkınma sorunu vardır, ekonomik sorun vardır. Vatandaşın vatandaşlık bağıyla bağlı olan her vatandaşımız devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Hakları devletin teminatı altındadır. Yani hiç kimse kendini öteki olarak görmesin bu ülkede. Bugün bir Kürt bu ülkede başbakan olabiliyor, cumhurbaşkanı olabiliyor, genelkurmay başkanı. Yani Kürt olduğu için ne olamıyor? Veyahut da Zaza olduğu için ne olamıyor? Bizi bunlar üzerinde bölüp parçalamaya çalışan insanlar vardır. Bunlara sakın ola, böyle oyunlara gelmeyelim. Bizim birliğe, bütünlüğe ihtiyacımız vardır. Zazası da, Çerkezi de, Lazı da, Türkmeni de, Arabı da bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan herkes bu mücadeleyi emperyalistlere karşı vererek bu ülkeyi beraber kurdu. Biz Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadelede etle tırnaktık, etle kemiktik. Bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyelim diyorum. Peki başkanım, yani şimdi ana dilde eğitim talepleri var. İşte biz ana dilimizi rahatça konuşamıyoruz, çocuklarımıza öğretemiyoruz diyorlar. Ana dil sorunu yok mu başkanım? Yani siz yani tamam, aslında terör sorunu dediniz ama yani bu eleştiriler var, yıllardır süre giden. Hiçbir yani sorun yok mu? Kürt meselesiyle ilgili bir sorun yok mu başkanım?
resmi dil olarak bir talepse ben bunu doğru bulmuyorum. Bir devletin bir resmi dili olur. İki tane resmi dili olmaz. O zaman devlet olmaktan çıkar. İki tane devlet kururuz o zaman. Ama tabii ki ana dilde şu anda talepler doğrultusunda eğitim de alınıyor. Var yani bu anayasal güvence altındadır. Seçmeli dersler falan diyorsunuz. Evet. Evet, yani bunun için kimse dilini konuştuğu diye ötekileştirilmiyor. Yani ben böyle bir sorun olduğunu görmüyorum. Bunu bizim asıl meselemiz adalettir. Adaleti sağlarsak bütün sorunlarımız Peki çözülür. başkanım, o zaman içtenlikle bir cevap vermenizi bekliyorum yine. Teşekkür ediyorum. Şu anda yok diyorsunuz ama eskiden bu sorunlar vardı, değil mi? Onu en azından söyleyebiliyoruz. Bakın burada ne yazık ki şunu net söyleyeyim. Ben milliyetçi bir insanım. Evet. Vatanseverim. Bölücülere, vatan hainlerine asla tahammülü olmayan bir insanım. Evet. Hasan Kızıl'ı tanıyan bilir. Ama ne yazık ki devlet görevlileri olarak buraya gelen, görevini kötüye kullanan insanlar oldu. Vatandaşa zulmedenler oldu. Onların hepsini ve insanlara bu zulümler sonucunda bazı insanlar belki kalkıp karşıt görüşe sempati duymaya başladı. Bunlar yanlıştı. Ha, bir devlet bu insanları gidin o vatandaşa zulmedin diye göndermedi buraya. Kişilerin yaptığı kusurları biz devlete mal etmemeliyiz. Burada yaşandı. Evet, geçmişte büyük acılar yaşandı. Bu bölgede çok acı olaylar oldu. Büyük olaylar oldu. Şehit cenazeleri burada. PKK'nın özellikle Bingöl'ü üst olarak seçmesi, birçok büyük eylemi burada yapması çok ciddi acılara sebep oldu. Şimdi dediğim gibi gelip burada işte belki duygusal hareket ederek yanında kardeşini dediği görev beraber çatışma esnasında arkadaşını şehit vermiş. O esnada herkesi potansiyel suçlu gözüyle bakmış. Bunlar yanlıştı. Bu yanlışlar, bu hatalar yapıldı. Bunun hesabını biz devlete sorduk millet olarak. Yani bir kesim devleti suçlu gördü. Kişilerin yaptığı hatayı devlete mal etmemeliyiz. Bunlar yanlıştı. Tabii ki acılar yaşandı. Tabii ki yanlışlar yapıldı. Bunu savunmuyoruz. Hiçbir zulmü biz alkışlamadık, alkışlamayacağız. Kim yaparsa yapsın. Her zaman zalimin karşısında olduk. Mazlumun yanında olduk biz. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Geçmişte olan acılarda bireysel hatalar, kişisel hatalar olmuştur. Kabul ediyoruz diyorsunuz. Bunlara da kesinlikle Kesinlikle. karşıyız diyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet başkanım, üye çalışması yaptınız mı Hasan başkanım? Ne kadar, kaç üyeniz var, sayınızı söyleyebilir misiniz? İstemezseniz cevap vermeyebilirsiniz tabii. Ya şu anda üye konusunda Bingöl'de üçüncü partiyiz. Sayı Yani verebilir miyiz en başkanım? çok üyesi olan parti olarak üçüncü partiyiz. Yani düşünün, partiyi kurduğumuzda Sayın Genel Başkanımız bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış. Partiyi kuranların tamamı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış. Önce vatan diyen insanlar bunlar. Evet. Vatan hainleriyle hiçbir zaman yan yana gelmemiş insanlar. Ya bendensin ya vatan hainisin diyen bir iktidar var başımızda ne yazık ki. Ya ne sendeniz ne vatan haininiz kardeşim. Ya Meral Akşener'i bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış kişiler. Bizler vatan hainleriyle suçlandık ya. Birileri FETÖ'cü dedi, FETÖ'cülerin partisi dedi. Sırf siyaseten kendine oy devşirmek için. Birileri dedi ki ya Kandil'le sözleşme yaptılar. Vatan hainleriyle hiçbir zaman yan yana gelmedik. Şimdi buna rağmen Bingöl'de üçüncü sıradaki partiyiz. Hem oy oranı olarak hem üye olarak. Büyük bir başarı. Bu insanlar çünkü herkes bizim hani demirden korkak trene binmeyiz ya. Bizim arkamızda kamburumuz yok çok şükür. Dün vatan hainleriyle kol kola olan insanlar bugün bizi vatan hainliğiyle suçluyor. Şimdi onun için buna rağmen İyi Parti Bingöl'de gerçekten çok başarılı bir çalışma yürüttü. Arkadaşlarımız özverili çalıştı. Dediğim gibi herkes suçlandığı halde
bir tanesi geri adım atmadı. Bir tane arkadaşımıza bugüne kadar devletin hiçbir kurumunda kimse soruşturma başlatmadı. Çünkü bizim geçmişimiz belli. Nereden geldiğimiz belli. Dün PKK bayrağı sallayanlar bugün iktidar bayrağı sallıyorlar. Kendi kişisel çıkarları için. Onun için ben partimize gönül vermiş, üye olmuş her arkadaşıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım, bu büyük bir cesaret örneği. Peki. Başkanım, tüm Bingöl'ün tüm ilçelerinde var mısınız? Tüm ilçelerde büro var değil mi sizin? Yoksa teşkilat? Bizim 6 tane ilçemizde teşkilatımız var. Evet. 7 Su'nun biliyorsunuz, 7 Su diyorum. Yayladere'de nüfus oranı çok düşük. O bölgede yani partiler yönetimi oluşturacak sayıyı bulamıyor. Yani nüfus oranı düşük. Oradaki kamu çalışanı oradaki ikamet eden yerli vatandaştan daha fazla. Kamu çalışanı da siyasi partiye üye olamıyor zaten. Bu arada başkanım, bu arada Bingöl'de partinize karşı, size karşı, üyelerinize karşı herhangi bir saldırı, herhangi bir şey olmadı değil mi bugüne kadar? Bugüne kadar çok şükür olmadı çünkü bizim geçmişimiz belli. Evet. Tamam. Yani arkadaşlarımız biz ne hiç kimsenin saldırısına maruz kaldık. Ha, sözlü olarak, sosyal medya olarak klavye kahramanlarının çok hakaretlerini gördük. Evet. Bunu burada söyleyeyim. Arkadaşlarımız belki bazıları da burada şu anda yayını takip ediyor olabilirler. Şunu da paylaşayım aslında. Yani olabilir, bir partiye gönül vermiş olabilirsiniz. Bunu saygıyla karşılıyorum. Partileri kutsallaştırmayın. Partiler kutsal değildir. Partiler tabeladan ibarettir. Partiler siyaseten vatandaşa hizmet etmek için kurulurlar. Biri farklı bir söylem geliştirir. Biri diğerinin yaptığını beğenmez. Bunu kararını verecek olan millettir, sandıktır. Bundan dolayı ben gerçekten bu konuda hatta bir ara çok incindim. Yani inanılmaz hakaretlere maruz kaldık. Şunu da söyleyeyim, arkadaşlarımız da duysun. 270'in üzerinde sosyal medya üzerinde bana hakaret vardı. Bunların çıktısını aldım. Avukat arkadaşlarla oturduk, bunları dava edeceğim dedim ben. Çünkü çok kırılmıştım. Hakaretin yani konusu, ne? Neden başkanım size öyle hakaret olsun? Bir insan eleştire. Ya ben mesela diyor, esnaf geziyorum. En basiti. Esnaf geziyorum. Esnafın ekonomik sıkıntılarını, sorunlarını dile getiriyorum. Adam orada beni vatan hainliğiyle suçluyor. Ya konunun, benim konum farklı kardeşim. Yani vatan hainiysem devletin polisi var, askeri vardır, gereğini yapar. Niye vardır asker savcı? Neyi bekliyor yani? Vatan hainlerine niye göz açtırıyor? Bunları incelediğimizde biliyor musun? Şimdi şunu, Abdurrahman Bey, bunu paylaşmak için söyledim. Yani mutlaka 3-4 babada bu insanlarla bir şekilde, herkes bir şekilde biriyle ilişkilidir. Doğru. Ya babasıyla çok iyi hukum vardır, ya amcasıyla olmuştur, ya benim yeğenimle o çok iyi dostlar. Ya bunlar yarın bir daha kapımı çalacaktır. Bir daha yırtıp o dosyayı çöpe attım. Lanet olsun dedim. İyi yaptınız. Yani bir siyaset yapıyoruz. Benim rakiplerim karşıma çıkabilir. Mevkidaşlarım vardı Bingöl'de, diğer siyasi parti il başkanlarını da. İsterim ki aynı platformda oturup memleketimizin sorunlarını konuşalım. Suçlamaları varsa onlar dile getirsinler. Ama biz siyaseten birbirimize söylemediklerimizi sokaktaki insanlığı kutuplaştırarak birilerini düşman ilan ediyoruz. Yani sakın ola, bizden dolayı birbirinizle düşmanlık yapmayın diyorum. Peki, bakın yarın yüzüne bakacaksınız. Aynı cenazeye omuz vereceksiniz. Aynı düğünde halay çekeceksiniz. Siyaseten herkes farklı bir şeyler söyleyebilir. Siz bu oyunlara gelmeyin. Şunu net söyleyeyim. Eğer vatan haini ise bu insanlar, devletin savcıları bir dakika kimseye göz açtırmaz, gereğini yapar. Onun için yani senin söylemenle ne biri kahraman olur ne vatan haini olur. Peki başkanım, yani gruplarımıza bir selam verelim. Ferhat Bollu hayırlı akşamlar diyor. Hasan Bey selamlar. Aleyküm selam.
Serbet az kaç, tek bayrak, Türk bayrağı, Nemrut hüküm dene diyor. Kadir Anşin, Kadir abi hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Ragıp Tümen, iyi yayınlar sayın başkanım diyor. Aleyküm selam, teşekkür Teşekkür ediyor. ederim. Teşekkür ediyoruz hepsine tek tek, Allah razı olsun. Sayın il başkanım tek dilsizdir, Solhan ilçe teşkilatı arkandayız diyor. Peki başkanım şeye geleceğim, şimdi rahmetli Hikmet Tekin sizin akrabanız, büyüğünüz, aile büyüğünüz ve ondan ilham alarak bu yola çıktığınızı söylediniz. Şimdi ben duyduğum bir şey duydum. Acaba bu ne kadar doğru? Sayın rahmetli Hikmet Tekin'in hala şehit olmadığı, resmi kaynaklara göre şehit sayılmadığı diye bir şey duydum. Duydunuz mu böyle bir şey? Doğru mudur? Doğrudur, maalesef doğru. Yani resmi kayıtlara göre Hikmet Tekin şehit değil mi başkanım? Yani onların söylemesine göre şehitlik mertebesine ulaşmış bir kişi devletin görevini yürütürken, görevi başındayken bir Ramazan akşamı iftar yemeğinden dönerken kahpeler tarafından vatan hainleri tarafından kurulan bir pusu sonucu kardeşi ve annesiyle şehit edilmiş bir kişiye devletin bir kademesinin ona şehit demesi veyahut da dememesi fazla bir işe ifade etmez. Sonuçta Hikmet Tekin şehittir, bizim gönlümüzün şehididir, bu vatan şehididir, bu topraklar için, bu memleket için mücadele etmiş, bu ile hizmet için gelmiş ve şehit olmuştur. Ne yazık ki devletin kayıtlarında o günkü mevcut iktidar tarafında bir şekilde hastanede kaydı bulunamamıştır. Ve şehit kapsamına alınmamıştır. Alınması için biz İyi Parti olarak şunun sözünü veriyoruz. Mecliste önerge verdik geçen yıl, reddedildi. Bunu İyi Parti iktidarından o unvanı, şehitlik hak ettiği olması gerekeni Hikmet Tekin şehidimize, aile büyüğüme verilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Tekrardan Rabbim mekanını cennet etsin. Bizler ondan razıyız. Rabbim ondan 1.000 kez razı olsun. Sevgili takipçilerimiz önemli bir şeyi duymuş olduk burada. Bingöl İyi Parti İl Başkanı Hasan Kızılboğa diyor ki biz Hikmet Tekin'in şehit sayılması için önerge verdik ama önerge reddedildi diyor. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti iktidarında bu reddedildi diyor. Doğru mudur başkanım? Maalesef öyle. Peki, Üzülerek söylüyorum yani anladım. bunu. Siz de iktidar olduğunuzda biz bu konu üzerinde duracağız diye söz veriyorsunuz. Peki başkanım. Başkanım genel siyaseten bir soru soralım. Şimdi bu son günlerde HDP'nin kapatılması talebi var. O süreç devam ediyor. Siz siyasi partilerin kapatılması konusunda HDP ile de bağlantılı olarak ne düşünüyorsunuz? Partiniz ne düşünüyor bu konuda? Bakın siyasi partiler demin de söylediğim gibi yani tabelayı indirmek yetmiyor. Eğer biz siyaset yapmak için bir yola çıkmışız, bu ülkenin ve bu millete hizmet etmek için yola çıkmışız. Siyasiler bir terör örgütüyle eğer irtibatlıysa, ilişkiliyse o tabelayı indirmek bir şey değiştirmiyor. Tabeladır. Yani bir tabelanın inmesi başka bir tabelayı astırır. Bu fazla önemli değildir. Ama o suçu işleyen kişiler hakkında gereği yapılmalı. Şimdi oradaki o tabela bir suç işlemiyor. Onun o çatının altında olan kişiler eğer terörle ilişkili olduklarını biz kabul ediyoruz. Bunların hakkında gereği yapılmalı. Şahıslar tabela değildir. Yani o binanın içi dolduran kişiler, bu suçu işleyen kişilerdir. Yani tabelayı indirmişim ama yine aynı kişiler aynı suçu işlemeye devam edecekse bir anlam ifade etmez. Ahmet gider, Mehmet gelir. Yani A gider, B gelir yerine. Değişen bir şey olmayacaktır. Peki başkanım. Yani kim suç işliyorsa, siyasi görüşü ne olursa olsun, bu ülkenin birliğine kastediyorsa devletimiz bunun gereğini yapmalı. Peki başkanım. Anladım. Partiler kapatılması yerine bireysel suç kişiseldir diyorsunuz. Onlara karşı Ya gerek yok. partiyi kapatıp başka bir parti kurulur. O değil. Suçu işleyen kişilerdir. Peki başkanım Yani orada suçu işleyen isim kişilere karşı yeterince mücadele ediliyor mu sizce?
Nasıl anlamadım tam olarak sorunuzu? Terörle iltisaklı olanlara karşı iktidar gerekli mücadeleyi veriyor mu sizce? Terörle ilgili mücadelenin yapıldığını görüyoruz. Biz İyi Parti olarak bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne kasteden bütün gruplara karşı her türlü mücadelenin verilmesi konusunda destek olduğumuzu defalarca Sayın Genel Başkanımızdan 500 grubumuz da bunu deklare etmiştir. Yapılması gereken ne varsa İyi Parti olarak da desteklemişizdir, destekleyeceğiz de. Başkanım Ahmet Cevdet Özdemir'in bir sorusu var müsaadenizle. Sayın Başkanım derneklere ne kadar önem veriyorsunuz? STK'ları diyor fikirlerini soruyor musunuz, görüşüyor musunuz diyorlar başkanım. Tabii ki STK'lar önemli, yani oradaki yani özellikle İstanbul bölgesinde ya ilimizin temsilen oradaki sivil toplum örgütlerimiz gerçekten çok önemli faaliyetler yürütüyorlar. Tabii yerelde bu STK'lar bu kadar etkin değiller. Evet, çok sayıda STK'mız var. Tabii ki çok önemli STK'lar. Kimisi il bazında kurulu, kimisi aile dernekleri, kimisi bölgesel dernekler. Bunlara devletin destek sağlaması gerekiyor tabii ki. Ama STK'ların ne yazık ki şunu da başkanım yanlış anlaması, bir çatı altında olurlarsa faydalı olacaklarını düşünüyorum. Çok bölündükleri zaman hiçbir zaman istediklerini de alamayacak. Biri iktidarın STK'sı oluyor, biri muhalefetin STK'sı oluyor ve bu şekilde mağduriyetler yaratılıyor. Sivil toplum örgütleri herkese, her siyasi görüşe eşit mesafede olmalılar. Çünkü sonuçta o siyasi parti değildir. O STK'nın içerisinde her görüşte insan olabilir. Her partiye gönül vermiş insanlar vardır. Sadece bir siyasi partinin propagandasını yapan STK'larımız var. Yani bunların arındırılması, başkanımı tenzih ederek söylüyorum, doğru olur diye düşünüyorum. Tabii ki içinde siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımız vardır. STK'nın dışında kalkar bizim gibi rozetini takar, siyasetini de yapar. Peki Hasan Korkut gelmiş. Hasan Korkut teşekkür ediyorum. Size çok selamları var başkanım. Peki Aleykümselam, saygılar. başkanım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde başkanım bu aralar işte aday belirlemek için yoğun görüşmeler var. Belirlenecek adayın Erdoğan karşısında şansının ne olduğunu düşünüyorsunuz başkanım? Şimdi biz aslında her şeyden önce bu sistemin, mevcut bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız İyi Parti olarak. Biz Cumhurbaşkanı adayının da ortak bir aday olması, çünkü mevcut sistem %50 artı 1'i getirdiği için bugün mevcut işte Cumhur İttifakı Doğu Perinçek'e nasıl muhtaçsa, Doğu Perinçek bile orada yani bir muhtar kadar oy almayan bir kişiye muhtaçsa, diğer partileri de bir araya gelmek mecburiyetinde olmuştur. Yani sonuç almaktır siyaset. Cumhurbaşkanı adayının toplumun beklediği isimler vardır. Toplumda karşılığı olan isimler vardır. Toplumda karşılığı olmayan isimi getirip koyduğunuz zaman hüsrana uğrarsınız. Ben altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Bu toplumun istediği ismin olacağına inanıyorum. Sonuç alınacağına inanıyorum. Yani bu birine karşı olarak değil, tabii ki siyaset yapıyoruz. Biz onların yanlış yaptığını, daha iyisini yapmaya talip olduğumuzu söylüyoruz. Yani burada Cumhurbaşkanı sistemini değiştirmeye talibiz. Bu mevcut sisteme devam edeceğiz. Parlamenter sisteme geri mi döneceğiz? Bunun oylanacağını, biz bunu oylayacağız aslında. Yani Cumhurbaşkanlığından ziyade sistemi oylatacağız. Parti olarak bizim zaten parlamenter sistem Sayın Genel Başkanımızın önerisiyle geldi. Diğer partiler de sağ olsun bu öneriye destek verdiler. Ve bugün de inanıyorum ki ilk seçimde de bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Başkanım sizi yordu, kusura bakmayın. Sorular var. Hızlı hızlı geçiyorum. Başkanım kardeşiniz Estağfurullah. Salih Kızılbağ benim sınıf arkadaşımdır. Kendisine buradan selam söylüyorum. Yolu bağlı açık Aleykümselam. olsun. Kendisi sağlık alanında herhalde bir sendikada görevli. Doğru mudur başkanım?
Maalesef o da benim hışımıma uğradı. Öyle mi? Yani benim kardeşim çok dürüst, görevini layıkıyla yapan, Bingöl'de bir sendikanın kurucusu, yani şube kurucusu. Şubesi olmayan bir sendikayı aldı, şube haline getirdi. Yani çok yoğun çabasıyla, gayretiyle. Ama ben İyi Parti il başkanı olduğum zaman, ne yazık ki üzülerek söylüyorum, yıllarca mücadele ettiğim, dava arkadaşlarım dediğim, eski partimin il başkanı tarafından genel merkezine şikayet edilerek görevden alınması için baskı yaptırdılar. Ve şeref madalyası taktılar kardeşime. Alnı ak, başı dik. Evet, bugün bir başkan değil belki ama gönüllerin başkanıdır. Yaptığı hizmetleri bütün herkes takdir ediyor. Şu anda görevinin başında değil. Peki. Ona bağlı biz buradan selam söyleyelim. Geçmiş olsun diyelim bu konu için. Aleyküm Çünkü selam, sağ olun. sağlıkta tecrübe sahibi birisi. Bunu sizle paylaşıyordur mutlaka sağlıktaki sorunları. Bingöl'de halkımızın çok yoğun olarak sağlık konusunda şikayetleri var başkanım. Özellikle hastane konusunda burada hastalar Diyarbakır'a gidiyor, Elazığ'a gidiyor. Sizin bu sağlık konusundaki şikayetler konusunda bir öneriniz ya da açıklamak istediğiniz bir şey var mı başkanım? Şimdi biraderimin değil de sokakta vatandaşın bize söylediği ilçelere gittiğimizde mesela uzman hekimin olmadığı ilçelerimiz var. Laboratuvarın olmadığı ilçemiz var. Bir tahlil verecek ilçede laboratuvar yok. Şimdi burada hastaneye giderseniz ben gidiyorum. Kuyruğa giriyorum. Hiç kimsenin de hakkını gasp etmiyorum. 2 saat, 3 saat ayakta da bekliyorum. Geçen hafta 2 defa gittim. Bir ablam rahatsızlığı götürdüm. Annem rahatsızlığı götürdüm. Ya insanlar sabahın saat 6'sında gelip kuyruğa girip eğer sıra alabilirlerse ne mutlu onlara. Yani Bingöl'de devasa bir hastane binası yapıldı. Ama yeterince kadrosu yok. Hekim kadrosu yok. İnsanlarımız randevu alamıyorlar. Randevu sistemi getirdiler. Randevu alamıyorlar. Yani Bingöl sağlık konusunda ne yazık ki çok geri bir il. Ya Erzurum'da insanlarımız sağlığını arıyor. Ya Elazığ'a sevk edip Elazığ'da arıyor. İmkanları olan Ankara, İstanbul'a götürüyor hastasını. Diyarbakır'a götürüyor. Yani Bingöl'de bu konuda gerçekten insanlarımız çok dertli. Hele hele bu ekonomik krizde insanlar bugün bir Elazığ'a git gel yapamıyor. Gittiği zaman oradan işte bir MR, bir röntgen, bir ultrasyon için aylar veriliyor. 3 ay, 5 ay gün veriliyor. Bizi arayan bir sürü vatandaşımız var. Ben geldim başkanım, benden MR istediler, nasıl çektireceğim diye bizden yardım isteyen insanlar var. Yani bu konuda çok dertli vatandaşımız. İyi Parti iktidarında tabii ki yani bizim elimizde sihirli değnek yok. Öyle palavra atmanın bir anlamı da yok. Gerçekçi olmak lazım. Bunlar kısa vadede çözülecek sorunlar vardır. Hekim sorununu çözebilirsin. Yani bunu uzun vadede çözülecek sorunlar vardır. Bunun için ben İyi Parti il başkanı veyahut da başka bir mevkide, makamda Allah nasip eder olursak ben mücadelemi vereceğim. Her türlü hakkı olan alınması için ilimizin. Çünkü ben burada yaşıyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Genel merkezlerin önünde birilerine kendine şirin göstererek yukarıdan atanan il başkanı da değilim, siyasetçi de değilim. Bu halkın desteğiyle gelmiş. Sayın Genel Başkanımızın bir sözü vardı. Onu da kendime şiar etmişim. Kendinizi bana değil, halka sevdirin. Halk sizi isterse, ben istemesem de bu halk sizi getirir. Onun için bu halkın içerisinde olduğum için bu sorunları ben de yaşıyorum. Halkın yaşadığı sorunları da çok iyi biliyorum. Çok ciddi sıkıntıları var yani gerçekten bu konuda vatandaşımız çok dertli. Başkanım teşekkür ediyoruz. Kadir Anşin'in bir katkısı var. Biraz uzun. Kadir abi bu konuyu biz konuştuk. Mülakat konusunu. Başkanımız mülakata kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Örnekleri verdi Bingöl'den. İktidara geldiğimizde eğer mülakatlar kaldırılmazsa dedi. Burada herkesin içinde söz verdi.
Ben bu koltuğu bırakırım dedi. Kesinlikle İyi Parti olarak mülakata karşıdır diyor. Sizin bu dediğinizi kendisi de paylaşıyor. Şimdi buna bağlantılı olarak diyor ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğinden beri binlerce kişiyi çıkarıp yerine daha fazla kişi sınavsız, sualsiz kendi adamlarını almış. İyi Parti olarak bu konuda bilgileri var mı ya da bu konu hiç gündeme geldi mi diyor İstanbul'daki alımlarla ilgili başkanım. Şimdi Ekrem İmamoğlu evet bir ittifak belediyesi ama sonuçta CHP'nin belediye başkanı. İstanbul il başkanı olmuş olsaydım bunun takipçisi olurdum. Bilgim de olurdu ama bu konuda bilgim yok. Yani bu soru hakkında olumlu veya olumsuz bir cevap veremeyeceğim. Yani dolayısıyla tabii ben de öyle düşünüyordum başkanım ama tabii şunu diyebiliriz Kadir abi. Başkanımız bu işlere karşı olduğu için Ekrem, Ahmet, Mehmet fark etmiyor. Değil mi başkanım? Öyle bir şey varsa yanlıştır yani diyebiliriz. Ya kim insanların ekmeğiyle oynuyorsa ben onun karşısındayım. Oraya bugün Bingöl Belediyesi'ne alınanlar, il özel idaresine alınan insanlar birilerinin referansı ilan alındılar. Bakın bu insanlar yarın bu iktidar değiştiği zaman birileri tehdit ediyor. İşte bak sizi de çıkaracaklar. Ben buna karşıyım. O insanların ekmeğiyle kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Herkesin evet oraya girmiştir. Ama liyakatle mi alındı? Gerçekten adaletle mi alındı? Orada sıkıntı vardır. Bu adaletsizliği Ekrem İmamoğlu yapsa ona da karşıyız. Hasan Kızılboğa yapsa o da haksızlık yapmıştır. Ona da karşı olmalıyız. Kim yaparsa yapsın. Yani burada kim almış mesela eğer Ekrem İmamoğlu elinde insanların ekmeğini almışsa bunun karşısındayız. Ekrem İmamoğlu'nu ben sadece basın üzerinde sizler de görmüşsünüzdür. İşe gitmeden bankamatik memuru olan insanlar vardı. Yani İBB üzerinden maaş alanların işine son verildiğini basın önünde kendisi paylaşmıştı. Böyle bir şeye ya haksız yere kimse böyle bir şey bana niye verilmedi beni çıkardılar diyorsa bu da haksız. Hakkı olmayan bir şeyi talep etmek doğru değildir. Çünkü bu 85 milyonun alın teridir. Onun yediği o ekmek. İnsanların vergisiyle bu ülke ayakta. Peki başkanım teşekkür ediyoruz. Başkanım şimdi partinizin ittifak ortağı Kılıçdaroğlu, CHP biliyorsunuz. Sizin de Millet İttifakı'nın en büyük ortağı. Şimdi kendisinin bir helalleşme programı vardı. Bazı konularda işte örneğin başörtüsü sorunu gibi bazı konularda helalleşmeye gidileceğini söyledi. Siz bu helalleşme fikrine katılıyor musunuz? Sizin de işte helalleşilmesi gereken kesimler olduğuna inanıyor musunuz başkanım? Şimdi başörtüsü evet kanayan bir yaraydı bu ülkede. Benim ailem de başörtülü, bir kızım başı açık, biri örtülü. Ama ikisi de benim evladım. Şimdi ne başı örtülüye haksızlık yapılsın ne açıklığı. Kim nasıl giyinmek istiyorsa, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Burada özgürlükler kısıtlandı. 90'lı yıllarda bu acıları yaşadık. Bu yara kapandı çok şükür. Tekrardan birileri deşerek kendine siyasi rant elde etmeye çalışmasın. Ha Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmek istiyorsa birine demek ki bir hakkı olduğunu düşünüyor ki helalleşmek istiyor. Kim kime borçluysa tabii ki gidip helallik almak zorundadır. Almalıdır da. Çok şükür bizim inanıyorum ki o gün 28 Şubat sürecinde de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de özellikle o günkü juntacıların dayatmasına karşı tek başına direnen bakandı. 8 aylık kısa bir süre bir bakanlığı var Sayın İçişleri Bakanlığı dönemi vardı Meral Akşener'in. Susurluk olayından sonra İçişleri Bakanı olmuştur. Ve dik duruşuyla takdir toplanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda ben inanıyorum ki hiçbir zaman kimseye ne haksızlık yaptı, yapmışsa da helallik istemiştir. Kılıçdaroğlu'nun
yaptığı bir şeyi kimden nasıl helal isteyecekse o kendisini bileceği bir şey. Onun sorunun muhatabı da değilim açıkçası. Peki, anladığım kadarıyla helalleşmenin iyi bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yani birinin canını yakmışsa helallik istemesi güzeldir. Değil mi? Değil mi? Evet, güzel başkanım. Peki başkanım, sizi yorduk. Hasan başkanım, Estağfurullah, estağfurullah. Çok keyifliydi. bir soru var. Onu atlamayalım. Sonra demesinler işte bak Zaza kardeş şey yapıyor, sormuyor. Estağfurullah. Şimdi burada bir şehit ailesi yakını olduğu bir küfür olayı oldu. Onu soruyor. Ha, tam soyadlı bir abimiz sormuştu. O konuda ne diyor diyor başkanım. Şehit Şimdi geçen yakınına yıl Sayın Genel Başkanımız yakınına 2000 küfür olayında ne diyorsunuz? Bakın şunu söyleyeyim. Geçen yıl 25 Ekim 2022'de meydana gelmiş bu olay, bu hadise. Şimdi şehit yakını veyahut da bir vatandaş veyahut da sonuçta insan. Ki o vatandaşımız kardeşi 14 yaşında arazide elinde bir cisimle oynarken vefat etmiş. Ailesine tekrardan sabırlar diliyorum. Yani şehit kelimesi çok kutsaldır benim için. Şehitlik mertebesi kutsaldır benim için. Bırakın şehide, bir vatandaşa birinin hakaret etmesini asla kabul edemeyiz. Sayın Genel Başkanım ilimizi ziyarete geldiği zaman bir hadise yaşandı. Bir vatandaş bağırdı. Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben ceza aldım diye bağırdı, feryat ediyor. Tabii bunun yanında da hakaret ediyor. Bir erkeğe yakışmıyor, hele hele Bingöllü bir erkeğe. Ağza alınmayacak hakaretler etmesi. Bir kadına, bir anneye, bir babaanneye. Hepimizi dünyaya getiren kadındır, annedir. Ben bir Bingöllü olarak utandım biliyor musunuz? Bir genel başkana söylenen laflara ben utandım. Bir kadına, ona yapılan hakareti de kendime saydım. Basın açıklamam vardır, okursunuz. Şehide yapılan hakaret kendime sayarım demişimdir. Şiddetle kınamışımdır Sayın Vekili de. Her kim olursa olsun lanetliyorum. O vatandaşı da lanetliyorum. Ona hiç kimseye hakaret etme hakkını vermemiştir. Bir Bingöllü olarak ben utandım bakın. Yani sen siyaseten bir başka partiye gönül verebilirsiniz. Olabilir, sevmeyebilirsin bir insanı ama hakaret etme hakkına sahip değilsin. Hele hele bizim kültürümüzde ya biz misafirperver bir toplumuz. Küfür asla dinimizin kabul etmediği bir şeydir. Bir tarafta dindarlık yapacağız, öbür tarafta küfür edeceğiz, iftira edeceğiz. İslam dini bunu kabul eder mi? Şimdi bunların yanı sıra da bu arkadaşı da sağ olsun AK Parti ödüllendirdi, İl Özel İdaresi'ne de işe aldı o alımlarda. Yani AK Parti sayesinde ödül aldı arkadaşımız. Genel Başkan'a hakaretten dolayı ödül almış oldu. Ne yazık ki dindarız diyenler yapıyor bunu. O adamı ben kınamışım. Yalnız şunun da bilinmesini istiyorum. O arkadaşımız, o şahıs, yani arkadaşım olamaz, mümkün değildi. O şahıs genel başkana küfrederken vekil diyor ki küfretme, bu bir annedir. Bir kadındır. Yakışmıyor. PKK ile kahvaltı yaptı diyor. Şimdi orada kendini tutamıyor. PKK ile kahvaltı yapanın asla tasvip etmediğim gerisini. Evet, PKK ile kim kahvaltıya oturmuşsa Allah belasını versin. Ocağı sönsün. Kim Demirtaş'la kahvaltı yapmışsa Allah ocağını söndürsün. İftira atmak kadar, ya bir tarafta biz çok Müslümanız diyoruz, öbür tarafta iftira ediyoruz. Bakın hiçbir zaman PKK ile yan yana gelmeyecek insanlara PKK'lı suçlaması yaptılar. Ya biz
Kendimi söyleyeyim ya, Hasan Kızılboğa olarak söylüyorum. PKK'nın olduğu yerde olmayız. Olmamışım, olmam da. Ben şehitlerimin kemiklerini sızlatmam, vatan hainlerinin olduğu yerde olmam. Hiçbir zaman mevki, makam, koltuk için ben bu kadar midem geniş değil, böyle şeyleri kabul etmem. Ama öbür tarafta vatan hainleriyle dün kol kola olanlar bize vatan haini demeye başladı. Bu hadsizliği gösterdiler. Ve bu tür provokatörleri de kullanarak bizi linç ettirmeye çalıştılar. Onun yanında bir de Bingöl Valiliği sayfasında, ilin valiliği sayfasında böyle bir çağrı yapılamaz. Lütfü Türkan ve arkasındaki şer odakları protesto etmek için milleti mitinge çağırdılar. Bingöl Valiliği yaptı. Bu yanlış bir şeydir. Bir STK adına sen böyle bir çağrı yapamazsın. Sen valisin, sen devletsin. Devlet suçluyu da korur, mağduru da korur. Devlettir çünkü sonuçta. Bunların hepsini yaşadık burada. Linç edildik. Hasan Kızılboğa olmadık, hakaretler edildi. Sen utanmıyor musun? Sen Hikmet Tekin'in kemiklerini sızlatıyorsunuz dedi bana. Vatan hainleriyle sen nasıl bir aradasın? Ki bu adam Milliyetçi Hareket Partisi'nde 3 dönem vekillik yapmış. Meclis Grup Başkan Vekilliği yapmış. Bizim özellikle en çok ayranımızın kabardığı yer budur. Vatan hainliğiyle suçlandığımız anda kendimizi kaybederiz. Çünkü asla kabul etmediğimiz bir şeydir. Peki, peki başkanım. Anlaşıldı. Siz her iki tarafa da burada içtenlikle cevap verdiniz. Her iki tarafı da yanlış buldunuz. Kesinlikle ben bazılarım var. Eksinde kınadım. Şiddetle kınıyorum. Tamam, yine kınıyorum. Bir tarafta Meral Akşener'e, başkana haksızlık yapıldı. Bir tarafta da o haksızlık yapana bir hakaret yapıldı. Kabul ettiniz başkanım. Ben sizi tebrik ediyorum. Peki başkanım, bir EYT ile ilgili soru var. EYT ile ilgili bilginiz var mı? EYT'de diyor 99 sonraları diyor... vatandaşlar için bir çalışma olabilir mi? Bir bilginiz var mı başkanım bu konuda? Erkan Tokaç soruyor. Ya bu konuda çalışmayla ilgili bir bilgim yok. Net bir şey söyleyemem burada. Anladım. Peki Erkan Güven'e... ilgili genel başkanımız bunun takipçisi olduğunu grup toplantısında yine söyledi çarşamba günü. Yani EYT mağdur edilmemeli. EYT bir haktır. Lütuf değildir. Evet. Bunu söyleyeyim yani. Parti olarak takipçi olacağız diyor. İbrahim Doğan hoş geldin güzel kardeşim. AK Parti, İyi Parti olarak Bingöl için projeleriniz var mı diye soruyoruz. Söylemişti, konuştuk bunları. Teşekkür ediyoruz. Peki başkanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Sizi yorduk. Şimdi sizin konuşmalarınız, son sözlerinizi siz söylerken ben sizin küçük bir video hazırladım. Onu da ben yayına vereceğim. Sizi de görecek vatandaşlarımız. Son çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi buyurun, hem Bingöl için, hem İyi Parti için, hem Akşener ve özellikle ülkemiz ve ümmet için Hasan Kızılboğa olarak buyurun, ne söylemek istiyorsanız son sözlerinizi alalım başkanım. Ben öncelikle bizi takip eden, bu akşam bizi dinleyen, sabırla soru soran bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hasan Kızılboğa burada bu milletin hizmetkarlığına talip. Ben bu vesileyle bütün hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ben ilimiz için, memleketimiz için, hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Telefonum kapanmak üzere. Bu konuda bilginiz olsun. Peki başkanım. O zaman kapanmadan vedamızı yapalım. Çok teşekkür ederim. İçin size de. Ben size çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizi kırmadınız, yanınıza katıldınız sevgili takipçilerimiz. Tam zamanında şarj bitti başkanımın. Bu konuda şanslıyız diyelim. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hasan Kızılboğa, İyi Parti Bingöl kurucu il başkanı şu anda da devam ediyor. Bizi kırmadı, taziyeden apar topar döndü, yayınımıza katıldı. İçtenlikle bütün sorularımıza cevap verdi. Kürt meselesini de sorduk, EYT'yi de sorduk, mülakatları da sorduk. Bingöl'ümüzde yaşanan o kötü hadiseyi de sorduk, şehit yakını olayını. Hepsine içtenlikle cevaplar verdi. Vatanseverliğe vurgu yaptı. Özellikle vatan hainlerine işimiz olmaz dedi. Defalarca bunu söyledi. Hastane konusunda, sağlık konusunda sorunlar var dedi. Onları iktidara geldiğimizde çözeceğiz dedi. Mülakatlara çok şiddetli karşı çıktı. Mülakatlar kalkmazsa ben bu
koltuğu bırakırım dedi bizim iktidarımızda. Ekonomik sıkıntı var Bingöl'de dedi. İstihdam sorununa bahsetti. Üretimin kesinlikle yapılmadığını söyledi. Belediye başkanlığını alırsak imar yasası konusuna eğileceklerini söyledi. Sulu tarım alanlarının kesinlikle imara açılmayacağını söyledi. Şehir içi taşıma olacağını söyledi. Belediyede şehir içi taşımanın mutlaka olması gerektiğini söyledi. Kaldırım işgallerinden bahsetti. Derneklerin özel çok önemli olduğunu ancak derneklerin siyasileştiğini söyledi. Bingöl'de ilçelerimizde hekim eksikliği var. Onun üzerinde duracağız dedi. EYT konusunda da parti olarak takip edildiğini söyledi genel başkan yardımcıları tarafından. Ve biz milletvekili adaylığı konusunda şu anda öyle bir kararı olmadığını, parti başkanıyla bunların konuşulduğunu, aday adaylığı için müracaatların olduğundan bahsetti. Biz kendisine Haber Bingöl ailesi olarak Bingöl'ümüz adına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İsimlerini söyleyemediğimiz, unuttuğumuz takipçilerimiz varsa onlardan özür diliyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyoruz. Haber Bingöl'ü takip edin, devam edin. Beğeni paylaşırsanız da bizi mutlu edersiniz. Tekrar Hasan Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun sevgili takipçilerimiz.